Apo'nun sürprizleri kanalından herkese merhaba. 30 Ocak Pazar, İzmir yarışlarıyla birlikteyiz. Herkese keyifli bir pazar diliyorum. İzmir'de 9 koşu var. Birinci altılı Ganyan birinci koşuyla saat 14'te başlayacak. İkinci altılı Ganyan da dördüncü koşuyla saat 15.30'da start alacak. Birinci koşu şartlı 3 koşu dişilere ait. 4 yaş 4 ve yukarı yaşlı İngiliz kısrakları 1400 metre mesafede koşacak. Burada öncelikle alternatif olarak tek önereceğim isim Nevzat Avcı İdaresi'ndeki 8 numaralı Karamaça. Son yarışlarına baktığımızda performans ve derece olarak rakiplerinin bir adım önünde olsa da tek önerebileceğim bir isim değil. O derecede güven vermiyor. Yanına isim önereceğim, 3 isim önereceğim. İlki 4 numaralı After Dawn, tercihli start aldı. Alaaddin Küründük'le yarışa katılıyor. 86 gündür de arası var. Bu da bir Kurtel ekürüsünden alınmış bir safkan. Tabii ki yeni sahiplerine hayırlı olsun diyorum öncelikle. Ki yeni sahipleri Sayın Özgür Demir ekürüsü de çok başarılı bir ekürü. Onları da tebrik ediyorum. Kuponlara yazmanızı öneriyorum. 4 numaralı After Dawn'ı. Sonra 5 numaralı Despina, Mustafa Çiçek ile, o da tercihli start aldı. Yine şanslı olabilecek bir isim. 1 numaralı Steam Cell, Selim İpek ile yarışa katılıyor. Yine önereceğim bir isimdir. Son yarışında İzmir'deki koştuğu koşuda starttan 8 boy geç çıkınca sonuncu oldu. Startta kalmaz ise bir sürpriz yapabilir. 1 numaralı Steam Cell. Ve burada bugün için olmasa da takibe alın diye önereceğim 10 numaralı Nico Robin. İdman pistinde çok beğendiğim bir isimdi. Bugün için şablonuma ilave etmeyeceğim ama takibimi alacağım bir isim olacak. Öncelikle 8 numaralı Karamaça diyorum. Sonra 4, 5 ve 1 olarak İzmir'deki ilk altılı Ganyan'ın birinci ayağını geçiyorum. İzmir'de ikinci koşu şartlı 4 koşu. 4 yaşlı Arap atları 2000 metre mesafede koşacaklar. Burada da alternatif tek olarak önereceğim 3 numaralı Çelikcan. Aprantisi Muharrem Ok ile bu yarışı kazanmaya en yakın isimdir. Performans olarak baktığımızda son koşuları kısa vade ve grup koşular koştu. 11 kez koşup 6'sı grup koşu. Çok başarılı bir safkan. Rakiplerinin epeyce önünde. Ben alternatif tek olarak öneriyorum ki son yarışında da çok tutmuştum. Ama beklediğim derecede koşmadı. Bugün yine ilk şanslı olarak görüyorum. Yanına bir isim önereceğim. O da 6 numaralı Boğacan. Yeni sahiplerinde ilk kez piste çıkacak. Hayırlı olsun diyorum yeni sahiplerinde. Son iki yarışına baktığımızda da bu mesafeyi ilk kez koşacak ama 1900 metre mesafede koştu. Son yarışını 2:22.91 yaptı. O günde Dilba ilave edilmişti. Ama bir önceki yarışına baktığımızda yine 1900 metre mesafeyi 2:20.04 ile ikinci olmuştu. Bugün için daha iyi koşmasını bekliyorum. Kuponlarında yeri olanlar için önereceğim isimdir ki burada 3 numara epeyce favori çıkacaktır. Gelmez ise ikramiyelerde epeyce yükseleceğini düşünüyorum. Öncelikle 3 ve sonra 6 diyorum. 3. koşu kısa vade 6. 3 yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede koşacak. Burada 4 isim var. 1 numaralı Kara Döker, Alis Karataş ile tek önereceğim isimdir. Yaklaşık 5 ay sonra piste çıktı. 1200 metre mesafede 1:14.35 ile ikinci kaldı. Yarışı da çok güzeldi, göz doldurdu. Bugün 2 numaralı Pico gibi çok sert rakibi olsa da 2 numara muhtemelen kaçacaktır. Sonlarda Kara Döker
Yapacağı sprintle Pico Pico'yu geçmesini bekliyorum. Halis Karataş ile dediğim gibi tek olarak öneriyorum 1 numaralı Karadöker'i. İzmir'de 4. koşu ikinci altılı Ganyan'ında ilk ayağı olacak. Handikap 16 koşu. 4 ve yukarı yaşta Arap Atları 1400 metre mesafede koşacak. Burada 6 isim değerlendirmemi aldım. Öncelikle tabii 7 numaralı Holigan. Son yarışını 60 kiloda koşup kazandı. Ve startta da 3-4 boy oyalanmasına rağmen sonlardaki etkili atağıyla kazandı. Bugün startta kalmaz ise 52,5 kiloda Bekir Mert Mırık ile yine yarışın en şanslı ismidir. 7 numaralı Holigan. Yanına önereceğim isimler Halil Kaplan ile ilk kez koşacak olan 8 numaralı Ahmet Ali. Sonra son koşullarını genelde uzun mesafede koşmuş 9 numaralı Bükentay. Bu mesafede de şanslı olabilecek bir isim. Nevzat Avcı İdaresi'ndeki 10 numaralı Gençberk. Her yarışında tabela yapabilen isim, iyi koşabilen bir isim. Özellikle ıslak bulursa pisti çok daha şansı artar. Sonra 79 gündür koşmuyor olsa da Güntay temsilcisi 2 numaralı Kayalarlı aprantisi Muharrem Ok ile yine şanslı gördüğüm isim. Ve son olarak 1 numaralı Demirşah bir starttan çıkıyor Kaan Can Gökçe ile. Yine şanslı olabileceğini düşündüğüm bir isimdir. Sıralamam 7, 8, 9, 10, 2 ve 1. 5. koşu maiden bir koşu. 4 yaşlı Arap atları 1400 metre mesafede maiden'dan çıkmak için mücadele verecekler. 9 numaralı Uçan Berk ile 10 numaralı Deli Gönül Ekürü olarak yarışa katılıyor. Burayı 3 isimle geçmeye çalışacağım. İlki Görkem Özçelik idaresindeki 12 numaralı Öncü Güzel benim favorim. Son yarışını uzun mesafede koştu, kötü koştu. Onu dikkate almıyorum. Bu mesafede daha iyi koşmasını bekliyorum. Benim favorim 12 numaralı Öncü Güzel. Yanına önereceğim isim Nevzat Avcı İdaresi'ndeki tercihli start alan 6 numaralı Koruyucu. İkinci olarak şanslı görüyorum. Ki hayatının ilk koşusunda buradaki rakipleri 7 ve 8 numaranın 3-4 boy gerisinde 5. kalmıştı. Ki o gün favori olarak piste çıkmıştı. Yarışı tatminkardı. Bugün yazmak gerekir diye düşünüyorum. İkinci isim olarak öneriyorum ve son olarak son yarışını ikincilikle tamamlayan 6 numaranın da önünde bitiren 7 numaralı Kurt Demir bu ayak için yeterli olacağını düşünüyorum. 12, 6 ve 7 diyorum 5. koşu için. İzmir'de 6. koşu 1. altılı Ganyan'da son ayağı olacak. A2 bir koşu, kupalı koşu, 9 Eylül koşusu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 2000 metre mesafede kupa için yarışacaklar. Burada iki isim önereceğim. Ki öncelikle geçen yıla da bakacak olursak geçen yılın bu kupayı yine Özcan Yıldırım idaresinde 3 numaralı Kuru Soğan kazanmıştı. Onu söyledikten sonra ben burada iki isim önereceğim. İlki Halis Karataş idaresindeki 2 numaralı King Mango benim favorimdir. Bugün daha iyi koşmasını, yarışı kazanmasını bekliyorum. Son yarışından önceki yarışını kazanmıştı. Kazanırken de buradaki rakipleri 5 numara, 1 numara ve 3 numaranın önünde kazanmıştı. 2000 metre mesafeyi 2:10:30 yaparak kazanmıştı. Bugün yine iyi koşup yarışı kazanmasını bekliyorum. Tabii burada 4 numaralı Jagner var. Onu da yazmadan olmaz. Ahmet Çelik idaresinde. İzmir'de ilk kez koşacak ve koşullarına baktığımızda 16 koşu koşup yaklaşık 1 milyon 600 bin lira bir kazanca sahip. Kesinlikle şanslı isim. Muhtemelen belki de favori çıkacak yarış sırasında. 2 ve 4 olarak burayı geçmeye çalışacağım arkadaşlar. İzmir'de 7. koşu kısa vade 6. 3 yaşlı İngiliz kısrakları 1900 metre mesafede koşacak. Burada 7 isim mücadele verecek ve bence bugün en zorlu yarış olacak burası.
Bu mesafede hiçbiri koşmadı. Bir numaraya bakınca son iki koşusu 1800 metre mesafede 3 ve birincilik yaptı. Ama diğerlerinde de uzun mesafeye iyi koşabilecek isimler var. Ben burayı arkadaşlar hepsi deyip geçeceğim. Bundan sonraki ayakta alternatif bir tekim var ve son ayakta da tek olarak işaretledim kuponda. Onun için kuponda yerim var. Burada hepsini yazacağım. Tabii ki sıralamam var. Sıralamam 3 numaralı hırçın dostum. İlk olarak önereceğim isim Gökhan Gökçe ile. Sonra 6 numaralı Runner Girl. 5 numaralı Nuray Hanım. 1 numaralı Ada Kızı. 4 numaralı Matmazel Berry. 7 numaralı So So Crazy ve 2 numaralı Aslan Kapısı diye sıralamam bu şekildedir. Ve öbür ayağa geçiyorum arkadaşlar. 8. koşu handikap 16 koşu 1200 metre mesafede 4 ve yukarı yaşta İngiliz atların mücadelesi olacak. Burada da 3 isim önereceğim. Öncelikle alternatif tek olabilecek 3 numaralı Warm-Hearted. Atı çok iyi tanıyan Nevzat Avcı ile yarışa katılıyor. Ve derece olarak da baktığımızda bu mesafedeki en iyi dereceye sahip 1.12.52. Yakın olarak baktığımızda 2 numara 1.13.41, 5 numara 1.13.45 ve 7 numara var 9 yaşındaki büyük Ajiba 1.13.77. Ben 3 numarayı alternatif tek olarak öneriyorum. Yanına at yazmak isteyenlere ki ben kuponuma da yazacağım isimler ilki 5 numaralı Süper Baba. Son yarışındaki ikinciliği çok tatminkardı. Ve o günkü binicisi Yamak Muhammed Burhan Öncel ile koşmuştu ki bir yarış kazandı yanlış hatırlamıyorsam Yamak Muhammed Burhan Öncel. Bugün Muhammed Mir Bilgin ile koşacak. Daha iyi koşmasını bekliyorum. Sürpriz yapabilecek bir isim. Ve 72 gündür ara veren ve 63 kilo ile koşacak Kadir Tokaçoğlu idaresindeki 2 numaralı Luxstar. İdman pistinde çok beğendiğim bir isimdi. Onu da kuponuma ilave ettim. Burayı 3, 5, 2 olarak geçiyorum arkadaşlar. İzmir'de kapanış 9. koşuyla saat 18'de olacak. Yine maiden bir koşu. 4 yaşlı Arap atları 1400 metre mesafede maiden'dan çıkmak için mücadele verecekler. 4 numaralı Temel Kanali, 6 numaralı Temel Şah ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada tek önereceğim bir isim var. O da Özcan Yıldırım idaresindeki 6 numaralı Temel Şah. Hayatının ilk koşusunda startta biraz oyalanınca gruptan epeyce geride kaldı. Ama sonlardaki ataklarıyla üçüncü olabildi ki buradaki rakibi 1 numaralı Baba Cerceri'nin yaklaşık yarım boy gerisinde üçüncü oldu. Bugün iyi bir start çıkışı yapması halinde yarışı kazanmasını bekliyorum. Ekürü avantajı da var. Banko olarak öneriyorum 6 numaralı Temel Şah'ı. Burada sıralı üçlü bayıs var. İdman pistinde beğendiğim bir ismi sizlerle paylaşmak istiyorum. 3 numaralı Hisartepe. Yani bayislerin üçlü bayis dediğim gibi üçlü bayisinizi de koyun. İkinciliğe veya üçüncülüğe koymanızda fayda var diyorum. Altılı Ganyan için 6 numaralı Temel Şah tek olur diyor ve bitiriyorum. Arkadaşlar bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.